Çiçeği kıskanıyorsun dedi. Çiçekle ilgili efendim bir görüntümüz var. Biliyorsunuz hafta içi de konuştuk. Hatta bu iş büyüdü, kavgaya dönüştü. İhtarlara bile yol açtı. Yani o çiçek işi önemliydi. Didem, o çiçek de acaba sadece çiçeğin mi ondan alınmak istendiğini düşündü. Bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Babanın Aykut'a da enişte içeriye girişi. Hani böyle şey ev basar hani böyle hıt. O da hesap soracağı biri varsa o da sadece Rabia. Rabia'ydı. Bize ne bağırıyorsun? Ödümüz koptu diyecekti ya. Haddini aşmayacak. Ne kadar büyük tepki veriyorsun ben Rabia? Dışarı çıkalım. Derdi. Çık dışarı konuşacağız seninle. Aklı başında bir adamın yapacağı abi, erkek bu. Abi fiziksel şeyine temasa ne gerek vardı? Temasa gerek yoktu. Ben temasa gelirdim, gerek yoktu. Gelirdim derdim ki Didem hayırdır ya ondan çiçeğine mi kaldın? Sen ne o çiçeği almaya çalışıyorsun? Didem'e kızardın değil mi Adnan? Bana Didem'e kızardın tabii. Ya. Niye böyle bir hareket yapıyorsun derdi. Buna bir çiçeğe mi kaldın sen derdi? Çiçek zaten Adnan'ın bir çiçek. Prosedür gereği çiçek Adnan'ın zaten adı. Çiçek Adnan'ın, taç Rabia'nın bu kadar. Sen o çiçeği ona vermek zorunda değil. Rabia'nın çiçek bahanesiydi ya. Çiçeği almasındaki farklı bir amaç var. Çiçeği aldığında niye kızın suratını atıyorsun abi? Zaafları var bak. Yine benim elimdeki çiçeği makasla kestiler. Yine benim yanımdaki çiçeği aldılar. Benim olanı istiyorlar. O zaman Didem. Benim olan neyse garezleri sorun bana Adnan sensin. Değil. Anladın sensin, mı? Sensin sorun aldın garez bana. Bana ya. Senin olanı kimler istiyor? Senin olan derken sadece kastettiğin şey çiçek mi? Aslında değil. Biraz da şeyden sonra başladığını düşünüyorum. Bu birinciliklerden sonra evdeki kutuplaşmaların sıkça değişmesi. Ya erkekler diyor ki ya eve gidiyoruz sürekli gruplaşmalar değişmiş. Kim kimin yakın arkadaşı artık çözemiyoruz diyorlar. Bizim evde erkekler de öyle değil mesela kemik bir kadro var. Yani daha iyi anlaş. Bizde yok ki. Bizde bugün iyi olan ertesi gün düşme, ertesi gün. Dolayısıyla dengeler değiştikçe insanların düşünceleri de değişiyor. Ve benim yanımda hani çiçeğim, ilgilendiğim en yakın arkadaşım, gerektiğinde erkek damat adayım bile dikkat çekmeye başlıyor. Dolayısıyla ben onu isteyenler kimler peki? Mesela Gamze o isimlerden biri mi? Eminim ben hayır desem isim sayabilirim. Vardır. Yani biz gerçekten birbirimizle bittiğimizi birbirimize söylesek aday olacak insanlar var yani. Yani ki hiçbiri demez yani. Hiçbiri dediğim birkaç kişiyi tabii ki tenzih ediyorum ama isim vermeyeceğim. Peki kimler? Ver. İtham çünkü. Ama 7 kız var yani, vermek dur. Bu iddian varsa 7 kişiyi yani bırakma. Adayı olmayan herkese Hazal diyemem, Rabia da şu an diyemem. Onun dışında denilebilir yani. Hele zaten bu Gamze arkadaşımıza hiç diyemiyorum. Çünkü burada bağıra bağıra opera sanatçısıdır ya kendisi. Evet. Bağıra bağıra. Sinirlendirmeyeceksin bütün, o zaman. Bütün fitne adaylar, çıkartmayacaksın. Bütün herkes benim adayım olabilir. İstersem 8'i birden benim diye salınan arkadaş olduğu için. Ben, dolayısıyla şüphelenmek de çok haklı. Onu elime bayrak alarak yürümedim. Ben. Hatta skeç yaptılar çelenkler falan artık dalgaya vuruyoruz onu. Ay, evet. Alay peki. Ediyoruz seninle. Ay sana çiçekler getirilmedi mi? Çelenkler evet, yaptırılmadı bak, mı bak, sana? Her dakika geliyor zaten. Seda'nın bu iddiayı çürüteceğim. Beyefendi Adnan Bey beni kırmızı odaya, özel odaya beni öyle bir çağırdı ki. Ben evet. Bakın tabii. Her şakanın altında bir gerçek vardır. Madem ya, şaka. O gün öyle madem demiyorum. Şaka. O zaman neden böyle bir şey ya, yapıyor? İşte bu kısa bir insana değer vermiyorsan sözümü kesmeyin. Aranızda konuşmayın bir dakika. Bir insana değer vermiyorsan umrunda olmaz. Yüzüne bile bakmazsın. Öyle mi Adnan? Selam dahi vermezsin. Nasıl ben çağırdın? Ben sana ya, aşık fıkra. Kapıyı yüzüne çektim be. Karadeniz fıkrası. Aday gibi. Olacak insan gerçekten. Var ya şaka da olsa düşermiş gibi yapardı anladın mı? Sen şaka olduğunu mu zannediyordun? Düşer diye bekle bekle. Strateji zaman, yapıyor bozma kızım stratejisini. O zaman boştaydım ve beni gerçekten de etkileyen gelin adayı sendin. Nereden biliyorsun şaka yaptığını? Eğer o gün evet deseydin belki şu an çok farklı olabilirdik. Bayılıyor beğenilme. Valla kendimle gurur duyuyorum. Çat diye kapıyı yüzüne kapattım. Yüzüne peki bir şey daha söyleyeceğim Gamze. Bir şey daha söyleyeceğim. Gördük, yüzüne kapattım. Beş kişiyi evet. Daha aslında itham altında bıraktı yani. Yok. İlişkisi olan Rabia ve Azal hariç buradaki beş aday. Bir tek sen üzerine alındı ve anında savunmaya başladın. O evet. Niye? Çünkü benimle ilgili Adnan konusunda bu Aykut olayından sonra kıskançlık krizine girdi ya. Sen o zaman Adnan'a da abi dedin adama da aday olursun. Şöyle olursun böyle olursun. Benim üzerime oynanıldığı için, Adnan beni kırmızı odaya davet ettiği için ben böyle bir şey söyledim. Beni töhmet altında bırakıyor, yazan altında bırakıyor. Ben de çürüttüm bu iddiasını. Peki Didem'e göre 5 kişi var. Öyleyim. Mesela Aycan'ı kaldırdı. Önce Gamze'ye bir cevap verebilir miyim? Gamze'yi çürütecek bir şey söylüyorum. Demin VTR'de Didem ona diyor ki Gökhan'a
sana diyor aday olabilir. Orada hiç sese çıkmıyor Gökhan aday konusunda. Aday şimdi olmayacağım ortada. Pat pat konuşuyor. Gökhan'la ben kavga ediyorum iki aydır ekrandan ekrana. Birbirimize saydırıyoruz ve siz hiçbir şey saydıramıyorsunuz, korkuyorsunuz. Ne açıklarınızı biliyor adam da. Adamı görünce korkuyorsunuz be. Gökhan Bey, çığımı mı biliyorsun? Bir haftadır bu muhabbet ya. Bir dakika susun abi. Korkuyorsunuz adamdan. Sus abi. Niye insanlar benden korkma gereği duysun Gamze? Korkuyorlar çünkü biz korkuyoruz. Biz bir şey diyemiyoruz Gamze. Lütfen konuş. Öyle çünkü. Konuş. Grup sözcümüz Gamze. Biz yayından önce... Yerlerinizi değiştireceğim. Sen git bahçede otur. Oradan konuş. Ne? Amaç ne? Bak, bir şey söyleyeceğim Mehtap. Konumuza geri dönüyorum. Mehtap da Adnan'a ilk geldiğinde adaydı. Seda Hanım, konuşabilir miyim? Tabii. Yani Didem'in bu dediğine kesinlikle katılıyorum. Çünkü burada nikah yapılmıyor, söz takılmıyor. Henüz resmileşmiş hiçbir şey yok. Yani eğer bir yarışmaysa ve yarışma devam ediyorsa, Didem'in ağzından da bu kelimeler dökülüyorsa yarışma devam ediyor diyorum. Sen yeter ki sen...